zamandı, 15 sene önce. Evet. 15 sene önce ben turist rehberi olarak çalışıyorum Yunanistan'da. Ve o zamanlarda gemilerde çalışıyordum. En çok Amerikalı gruplarla çalışıyordum. Onlarla arkeoloji yerlere ziyaret ederek gidip geliyordum her zaman yani. Sonra evet, rehberliği devam ederek Türkçe dil ben çok ilgilim çekti. Neden? Çünkü atalarım aslında Karadenizli herkes ve babam çok iyi Türkçe konuşuyordu annesiyle. Annesi Yunanca hiç konuşmadı, konuşamadı, bilemedi yani. Ama babam bizim Türkçe öğretmemizi istemedi. O yüzden biz öğrenmedik, ben de ablam. Öyle bir şey vardı içimde, ben bu dil öğreneceğim bir gün. Ama çok zor. Hala duyuyorsunuz yani ne kadar Türkçe öğrendim, az. Ama bir gün gelecek, çok iyi Türkçe konuşacağım inşallah. O yüzden şöyle düşündüm, bu dil öğrenmek için ders alarak ve ders çalışarak olamaz. Şöyle düşündüm, ben bir yere gideceğim, Türkiye'ye yerleşeceğim birkaç sene, orada yaşayarak öğreneceğim dili. Öyle düşündüm. Yani şöyle ki, yani burada yabancıyım, orada da yabancıyım. Yani orada dediğim yani İngiltere'de. Yani tamamen %100 bir yere ait olmak da zorunda değiliz. Yani bazen bunun bir güzelliği var. Ailem 1815 yılından beri Türkiye'de. Yani 200 yıl oldu. 2015, 2016, 2016'yı da sayarsak 201. yıla girdik. Yani buraya yerleşik olarak bir yabancı olmak tabii ki bazı şeylerin daha yani iki dünyada farkında olmamızı sağlıyor. Yani bir ayağımız burada, bir ayağımız orada. Türkiye çok farklı bir ülke. Gittiğiniz yere bağlı olarak değişen bir ülke. İtalya tamamen aynı. Türkiye İtalya'dan çok daha büyük ama bölgeden bölgeye kültürler, gelenekler, düşünceler değişiyor. Aynı şey İtalya'da da oluyor. Burada doğudan batıya, İtalya'da kuzeyden güneye. Ama genel özellikler çok benzer. Mesela Türkler ve İtalyanlar hızlı düşünüp pratik çözümler bulma konusunda çok başarılı. Ama Türkler ve İtalyanlar çok münferit insanlar. Başlı başına farklı insanlar. Bir konuda aynı fikre sahip olan iki kişi bulamazsınız. Herkesin farklı fikirleri var. Ve herkes kendi fikrinin en iyisi olduğunu düşünüyor. Türkiye ve İtalya tamamen aynı. Gerçekten aynı. Hiçbir farkı yok diyebilirim. İlk geldiğimde insanların gösterdiği ilgi ve karşılama biçimleri çok değişik ve olumluydu. Bunu hiç beklemiyordum. Buraya yerleştiğimde bir sürü insanla tanışacağım ve yeni arkadaşlar edineceğim için harika olacağını biliyordum. Ama bu pek öyle beklediğim gibi olmadı. İlk geldiğinizde her şeye çok yüzeysel bakıyorsunuz. Ve öncesinde aşina olduğunuz şeylere zaman harcamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden aşina olmadığınız şeylere alışmak zaman alıyor. 4 yıldan sonra bir sonuca vardım. Türklerin sosyal yapısı ve sosyal yaşam tarzları, özellikle benim yaşadığım bölgede, benim aşina olduğum sosyal yapıdan oldukça farklı. Buraya geldiğimde ilk dikkatimi çeken, Türkçe konuşan insanlar,
ve Türklerin birbirine davranış şekilleri oldu. İlk izlenimim bu kadar tartışmamalılar oldu. Çok fazla tartışıp kavga ediyorlar. Ve arkadaşıma bu insanlar ne tartışıyorlar böyle diye sordum. O da tartışmıyorlar. Normal konuşmaları böyle dedi. Çok heyecanlı ve ellerini kullanarak konuşuyorlar. Ve işte bu da Türkiye'de edindiğim izlenimlerden biriydi. Aralarındaki bu samimi sohbetleri için minnettarım. Ellerini kullanarak heyecanlı bir şekilde konuşmaları. Evet, artık bunları biliyorum. Kendimi biraz suçlu hissetmedim değil. Evet. 1989'da Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye tereddüt ederek geldim. Aslında buraya hiç gelmek istememiştim. Çünkü Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Litvanyalılar çok sıcakkanlı insanlardır. Türkler de öyle. Litvanyalılar daha mesafeliler bence. Türklere göre öyleler. Türklerle daha açık olabiliyorum. Litvanyalıların açılması zaman alıyor. Çok sıcak olsalar da zihniyet farkı var. Çok samimi değiller. Tabii ki bu her ülkeye göre değişiyor. Bundan önce 15 yıl Almanya'da yaşadım. Litvanyalılarla Almanların da zihinsel, kültürel farkları vardı. Her ülkenin kültürü farklı. Ama günümüzde bu tür şeylerin olması bence çok güzel. Bu tür çakışmalar iyi olabiliyor. Bu kültürleri öğrenmek bence gerçekten çok güzel. Hiç bilmeyenler yönünde tabii ki bazen komik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela ben üniversiteye ilk gittiğimde orada ileride askerlik arkadaşım olacak bir çocukla tanıştım. Bana şey demişti, Türkiye'de nasıl ulaşım sağlıyorsun, deve sırtında mı geziyorsun demişti. Dedim kardeşim ben o kadar zengin değilim, bende ikinci model bir eşek var demiştim, ikinci el bir eşek var demiştim. Dalga geçtiğimi anlayınca da tabii ki biraz utandı sorusundan. Etrafıma bakıp deve görmeyi bekledim. İlk izlenimim bu yöndeydi. Ama bunun kısa ömürlü olduğunu söylememe herhalde gerek yok. İngiltere'deyken Türkiye'ye tabii ki yani bir sürü göreceği yerlerden bahsediyorum. Göreceği yerler var ve tabii ki mutfağı olsun, insanlar olsun, onlar da değindiğim konular. Thank you.
Doğayı seven tabii ki mutlaka Spil Dağı'nı tavsiye ederim ki ben de Spil Dağı'nı baharda mesela arabayla değil de koşarak temizlemeye her bahar yaptığım bir ritüeldir, evet. Onun dışında tabii ki peri bacaları çok meşhur. Yani Nevşehir'e gitmeye gerek yok. Tabii ki Nevşehir'de peri bacaları dışında da yeraltı şehri var ama peri bacaları kendi başına çok ayrı bir güzellik. Yunanlar için bu bölge Ege bölgesi çok önemli bir bölge biliyorsunuzdur. Çünkü biz ilkokuldan beri bu coğrafya bizim kitaplarımızda var ve bizim için ev gibi. Yani ben yabancı bir yere gidiyorum hiç düşünmedim ve İlk geldiğimden beri öyle hissettim. En çok etkilendiğim yer tabii Kula tarafı ve yedi kiliselerin olduğu yerler. Antik yerler tabii ki. Sarp harabeleri olsun. Manisa'nın merkezi de tabii ki çok tarihi bir yer. Ve çok doğal yerleri de var Manisa'nın. Yani bu yerler genelde ilgimi çeken yerlerdir. Well, Yunan adı Magnesia biliyorsunuz. Aslında bir çizgi çizersek İzmir'den, İzmir bölgesinden, Ege bölgesinden batıya da karşı doğru Tesalya bir bölgeye gidiyoruz ve en büyük il Magnesia oluyor. Oradan 1400 milletten önce insan geldi ve Manisa, antik Manisa yani Magnesia kurmuşlar. Ve nasıl tanıyoruz biz bunu? Biz okulda Magnesia Epimeandro öğreniyoruz. Demek Manisa ki Menderes Nehir'de olan. Öyle. Anlıyoruz. Neden? Çünkü ilk Manisa başka bir adı vardı. Magnesia του Σιπήλου. Σιπήλον antik bir dağ. O eski Manisa. O iptal oldu ve yeni Manisa oldu. O yeni Manisa Magnesia Epimeandro. Neden bizim için önemli? Belki biliyorsunuz, bunu çok herkes biliyor yani, turistlerim her zaman soruyor. Çok takı var, şöyle bir çizgi var ya, bu meander diyorsunuz siz, meandros Yunanca'da. Menderes. Menderes nehirin yani rotası çizgi. O antik Yunanistan'da ve antik nüfus için çok popüler bir desen idi. O desen herkes şimdi soruyor, neden meandros diyoruz? Meander, meander or meander in İngilizce'de ne demek? Neden öyle söylüyoruz? O zaman ben rehber olarak anlatıyorum. Bir şehir var, Manisa diye, Türkiye'de bugün Ege bölgesinde şöyle bir nehir falan. O yüzden bana çok hoşuma geliyor yani, her zaman öyle. Bir de tabii ki tarih çok önemli. Çünkü antik döneminde biliyoruz Herodot söylüyor. Sonra da Roma'nın en büyük coğrafya yazar Strabon ikisinde söylüyor ki Efes'ten sonra ikinci olan nüfusa göre en büyük, en önemli şehir Manisa'ydı. Manisa.
O yüzden antik kaynaklardan kesin biliyoruz ki Manisa çok büyük ve çok önemli bir yer idi. Benim tarihi merakımdan kaynaklanan bazı savaş alanlarını belirlediğim yerler var. Mesela Kurupedyum Savaşı çok meşhur bir savaştı. Yine Manisa merkezde ve Roma döneminde gerçekleşen savaşlar. Bazen gittiğinizde hala böyle çürük, paslı bir metal parçası görüyorsunuz. Acaba diyorsunuz bir zırh parçası mıydı, bir ok ucu muydu acaba diye tabii ki merak ediyorsunuz. Kaldı ki çok her yerde de sikkeler, amforaların çıktığı bir yer. Özellikle Ege bölgesi benim için dünyanın en önemli yerlerindendir. Türkiye'ye yerleşmeden önce burayı ziyaret ederdim. Kıyıları ve Yunan adalarını yıllarca ziyaret ettim. Buradan bir iş teklifi aldığımda da evet dedim. Hayatımın bir kısmını burada geçirmek istedim. Buradaki arkeolojik alanların hepsi o kadar farklı ve sayıları o kadar çok ki favorinizi seçmekte gerçekten zorlanıyorsunuz. Bir keresinde güzel bir Mayıs akşamında arkeolojik alanda bulunan 10 turistik ve her yer çok sessizdi. Tüm zaman ve mekan bizimdi diyebilirim. Bu harikaydı. Benim asıl hoşuma giden şey, Bergama ve Efes dışında büyük yerleri çıkarırsak, küçük arkeolojik alanlar oldukça sakin. Ve elbette ekonomik açıdan çok insan gelse iyi olur. Ama bu çok samimi ve özel bir ortam oluşturuyor. Oraya gidip bunu yaşayabiliyorsunuz. Orada zaman geçiriyorsunuz. Bir saat kalabiliyorsunuz. Kitap okuyabiliyorsunuz. Bu çok nadir rastlanan bir şey. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Taj Mahal ya da başka herhangi bir yer, inanın bana, gerçekten böylesini hiçbir yerde bulamazsınız. Burası gerçekten diğerleriyle kıyaslanmayacak bir yer. İdi Kilise'den bahsederken Mayıs'ta tiyatroya ve Philadelphia şehirleri çok önemli. 13. yüzyıl Bizans döneminde çok büyük bir ticaret merkeziydi. Onu da biliyoruz Bizans kaynaklardan. O yüzden her zaman Manisa öyle enteresan ve tarihi zengin bir yer. Ne diyebilirim? Ama arada bu iki döneminin arasında, mesela antik dönem, Yunan ve Rom, Roma ve Bizans ve Ottoman tarihinden Osmanlı tarihi var. O zamanlarda Manisa ne derdi, nasıl bilinirdi? Şehzadenin şehri. Neden? Çünkü her zaman bir şehzade orada yönetiyordu. Demek her zaman sadece antik döneminde ve modern değil. Bütün tarihe, tarihte Manisa önemli bir yerdi. Antik dünyanın benzerlikleri bence Akdeniz'in büyük kısmını kaplıyor. Eğer güneye, yani bu bölge İspanya'dan Mısır'a, İsrail'e kadar olan bölge, özellikle burası ilk başta antik Yunan'dı. Daha sonra antik Roma oldu. Ve daha sonra Roma ikiye ayrıldı. Avrupa karanlığa gömüldü ve Konstantinopolis'te Roma İmparatorluğu kısa süre devam etti. O imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu tarafından yok edildi. Bu imparatorluk devam etti ve genişledi. Bazı
Yani evet, bazı şeyler bazı ülkeler için çok önemli. Özellikle de Yunan etkisi. Çünkü düşünürseniz şu anda durduğumuz yer 5000 yıl önce Yunanistan'dı. Ve antik Yunan Roma yüzünden sona erdiğinde Romalılar Yunanlara ait olan her şeyi sahiplendiler. Sanatlarını, tarihlerini, felsefelerini hepsi Yunan'dan geliyordu. Belki sonrasında bunu geliştirip Yunan medeniyetinden fazlasını yaptılar. Ama fikir hep aynıydı. Ve dediğim gibi, çok zengin bir yerdeyiz. Çok uzun bir tarihin olduğu bir yer. Bu yok sayılamaz. Sicilya'ya, Yunanistan'a ve Türkiye'nin Ege'sine giderseniz aynı şeyi görürsünüz. Çünkü hepsi aynı. Eskiden aynı yermiş. Arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Birçoğu burayı ziyaret etti bile. Herkes çok şaşırdı. Ve Türkiye'nin böyle olmasını beklemiyorlardı. Çünkü hayal ettiklerinden çok daha fazla gelişmişti. Avrupalılar çok kibirli. Çünkü en iyi şehirler kendilerinde sanıyorlar. Geldiklerinde oh diyorlar. Yollar çok güzel. Bence bu biraz kibirli bir bakış açısı. Ama insanlar gelip Türk insanının ne kadar iyi olduğunu görmeli. Burası harika bir ülke. Yaşamak ve ziyaret etmek için harika. Yapılacak ve görülecek birçok şey var. Yemeklere bayılıyorum. Avrupa'dan geliyorsanız Türk yemeklerinin daha iyi olduğunu fark ediyorsunuz. Burada yaşamaya başladığımdan beri Avrupa sebzelerini ve meyvelerini beğenmiyorum. Kocamla Berlin'de tanıştığımızda tartıştığımız ilk şey bu olmuştu. Bana ilk söylediği şey, Türkiye'nin domatesinin çok güzel olduğuydu. Domates seni neden bu kadar etkiliyor? Ne kadar etkileyici olabilir ki bu sonuçta domates dedim. Sonra buraya geldim, evet farklı. Yani yemekler harika. Buranın geleneksel yemekleri harika. Bence maalesef bölgenin dışında kalıyor sayılırız. Türkiye'de elbette. Bir sürü arkadaşım ziyarete geliyor. Yeme şekli, geleneksel yemekler çok güzel. Ama dışarıda maalesef bunlar bilinmiyor. Özellikle de zeytinyağlı yemekler. İtalyan mutfağıyla bir seviyede benzerlik var. Türk arkadaşlarıma buradaki şeflerin çok iyi olduğunu söylüyorum. Ama daha az yaratıcılar. Burada bazı geleneksel tarifler olduğunu biliyorum. İnsanlar bunu istiyor. Ve şunu söylemeliyim ki, çılgınca şeyler yemek, yeni maceralar yaşamak istemiyorlar. Ama bu aslında oldukça iyi bir şey. Çünkü iyi bir yer bulduğunuzda hiçbir şekilde yanılmıyorsunuz diyebilirim. Ve sürekli olarak oraya gidebiliyorsunuz. Oraya değer veriyorsunuz. Bir sürü muhteşem şey var. İlk olarak bir İtalyan olduğum için yemek demeliyim. Ege bölgesindeki gıda malzemeleri dünyanın her yerindekinden çok daha kaliteli. Bu bölgede yemek pişirme şekli bana hem tanıdık geliyor hem de yabancı. Tüm meyveler, sebzeler ve balık. Buradaki insanlar yemeklerini çok lezzetli bir şekilde pişiriyorlar. Burada pişen yemeklerin çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ya da kim yaptı bilmiyorum. Ama bir Türk yemeği var.
pilav. Her gün yiyebilirim. Her gün. Bunda beni çeken bir şey var. Her gün yiyebilirim. Yanında her ne olursa olsun. Her ne olursa yiyebilirim. Bu favori yemeğim. Köfte ve diğer şeyler de gerçekten çok hoş. Ama balığı Türkiye'ye gelinceye kadar keşfetmemiştim. İzmir'e gelinceye kadar. Amerika'dayken hiç balık yemezdim. İzmir'e gelinceye kadar bunu anlamadım. Evet. Daha sonra burada kalamar yemeye başladım. Ve diğer farklı balıkları. Şimdi balığı çok seviyorum. En sevdiğim yemeklerden biri pilav ve diğeri de balık. Tabii ki benim için Türkiye'nin en büyük özelliği mutfak açısından yani kebabı değil de zeytinyağlılardır. Bu kadar zengin bir menü olması ve tamamen Ege'ye ait bir şey olması beni hem biraz daha gururlandırıyor hem de arkadaşlarıma tavsiye etmemde yardımcı oluyor. Yani bütün Ege bölgesinden değişik yerlerden gelen yeşillikler bir mutfakta toparlanıyor ve bunların üstüne bir de zeytinyağı da konduğu zaman tabii ki tadını yemiyor. O yüzden Manisa'da buna çok büyük bir katkısı oluyor. Thank you.
deniz, aynı güneş, aynı bulut, her şey aynı, her şey aynı. Doğaya göre diyorum. İnsan aynı mı? Hayır, aynı değil ama benzer. Çok benzer. Dil tabii ki başka bir dil. En büyük fark aslında dil. Din de var ama benim için din önemli değil. Çünkü kültür aynı şey. Kültür bütün din dahil ve kültüre göre hiç yabancı değil yani. Mesela aile hayatı, yemekler, şarkılar, danslar, geleneksel şeyler çok benziyor. Ve normal, yani 400 sene beraber yaşadığı insan tabii ki benziyor. O yüzden hiç yabancı, çok yabancı hissetmedim. Sadece dil. Problem benim için dil. Ve hala dil. Çünkü Batı dilleri çok çok kolay öğreniyorum. Bir yere gitsem, mesela İspanya'ya gidiyorum, bir sene son, bir ay sonra çok iyi konuşabildim. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Çünkü başka bir aile, bir dil ailesi ve sistem başka. Bir de ders almadım. O yüzden evet, biraz zor. Zorladım. Yani sadece dil. Diğer şeyler hiç zor yok yani. Ben çok rahat burada yaşıyorum yani. Kırsal kesimde yaşayanlarla konuşmanın iyi yanı, ağzımı açıp Türkçe konuşmaya başladığımda beni hemen anlıyor olmaları. Hemen anlıyorlar. Türk olmadığımı, turist olduğumu fark ediyorlar. Ve inanın bana çok yardımseverler. Ben sadece iletişim kurmaya yetecek kadar Türkçe biliyorum. Acaba size bunu nasıl anlatabilirim? Tüm bölge, Manisa, İzmir, tüm Ege bölgesi Akdeniz'de çok özel bir yere sahip. Çünkü Akdeniz'in her yerine gittim. Yunanistan'a gittim. İtalya'nın güneyine gittim. İspanya'ya, tüm o bölgelere gittim. Bana ilginç gelen şey ve bu aslında Ege bölgesiyle ilgiliydi. Buranın tarihi, buradaki tüm yabancı varlığına rağmen devam etmiş. İtalyanlar, İngilizler, Yunanlar. Sonunda Atatürk herkesi geri gönderdiğinde nüfus değişimleri olmuş. Ve bence burada belirli oranda Türk ve belirli oranda da yabancı Yunan gelenekleri oluşmuş diyebilirim. Empati, karşılıklı sevgi, saygı, samimiyet çok önemli. Bu bir günde yapılacak bir şey de değil. Yıllarca süren bir şey. Ama bir günde de kaybedilebilecek bir şeydir bu. Bu aileye dayalı bir toplum. Çekirdek aile. Her şey buradan çıkıyor. Yeni insanlarla tanışmak yaş ilerledikçe zorlaşıyor. Ve bu pek kolay gerçekleşmiyor. Turistik anlamda bölgenin sahip olduğu tüm o miras, burada çalışan ve yaşayan gençler için gerçekten muhteşem bir şey. Ben 20 yaşındaki öğrencilere ders veriyorum. Onları her gün görüyorum. Bir yandan sıkılıyorlar ve aynı zamanda motivasyonları da oldukça eksik. Çünkü çok az teşvik ediliyorlar.
Neler olduğunu görmek için de aslında pek fırsatları yok. İstanbul elbette farklı. Ama onlarla farklı projelerde çalışmak güzel. Buradalar ve bu bölge içinde oldukça değerliler. Onları burada ve İzmir çevresinde kalıp bir şeyler yapmaları için ikna etmeye çalışıyorum. Türkiye içindeki insanları da çekebilirler. Bunu yapmak için bütün imkanlara sahipler. 4 yıl sonra gördüğüm şeylerden biri de bir değişiklik oldu. Gerçekten çok ilginç bir dönüşüm oldu. Uluslararası açıdan da öyleydi. Çok daha fazla insanın dışarıdan geldiğini artık görüyorum. Sadece Yaşar Üniversitesi'nden değil, şehrin kültürel yaşamından söz ediyorum. Bu bir gelecek vaat ediyor. Ama hızın artması için bir şey yapmadan beklemek, Türkiye'nin kültürel sorunlarından biri olabilir. Ve bu bizim özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Bence öyle bir kart oynaması lazım. Bu eski tarih, nasıl diyeceğim, ortaya çıkması lazım. Kullanması lazım. Mesela kültür programı olabilir, okul, öyle şey, exchange programs var ya, tarih ilgili. Çünkü tabii ki bugün Manisa herkes biliyor, çok büyük bir endüstriyel yer, o kadar büyük fabrikalar var, benim öğrencim var, orada çalışanlar. Evet, ekonomi olarak ve endüstri olarak önemli bir yer, onu biliyoruz. Ama bence kültür ve tarih kullanarak yine güzel bir şekilde demek istiyorum. Manisa'nın önemi daha yükselebilir mesela. Öyle düşünüyorum ben. Farklı gruplar kullanarak bu tarih faydalanmamız lazım. O sadece Manisa, tabii ki Manisa için, ama bence herkes için güzel bir şey olacak. Çünkü bu sadece Manisa değil, çok öyle yer var Türkiye'de ki onların önemi bilmiyoruz. Turist olarak, ziyaretçi olarak, yabancı olarak, sadece diğer ülkeden demek istemiyorum. Türkiye'de Manisa şehir olarak o kadar büyük ve zengin ve önemli bir şehir olarak onu faydalanması lazım bence. Yani gelenler turist olarak geldikleri için tabii ki her şey güzel de gözüküyor gözlerine. Ama ülkeyi sahiplenen kişi bazen yani sahiplenmek her şey güzel olduğunu anlamına getirmek değil veya yani öyle düşünmek de değil. O ülkeyi daha iyi bir hale, daha iyi bir yere getirmek de önemli. Daha iyi bir yere getirmek için de eksiklikleri nedir, kötü tarafları nedir onları bilmek gerekir. Ben tabii ki sahipleniyorum. Bazı insanlar kabul eder, kabul etmez. 200 yıldır buradayım. İstesem tabii ki Türk tebaasına da geçebilirim ama herkesin bence tabii ki milliyeti, dini çok önemlidir kendisine. Ama ben hayatımın çoğunu Türkiye'de en azından vergi verdim. Türkiye'de Türkiye'nin gelişimini sağlamak için çalıştım. Türkiye'de çalıştım. Sonuçta bir ülkeye bir yarar sağladığımı düşünüyorum. Sağlamak da istiyorum tabii ki. Ama bunu isterken de bir yabancı olarak görülmeyip, yani bir yerli nasıl bir sistem olursa o şekilde de sistemi de yeri geldiğimi yaparım.
Yerlisinden farkım da şudur, çok ilginçtir. Ben asla kaçıp gitmeli demem. Yani bazıları Avrupa'ya kaçalım gidelim der. Veya Amerika'ya kaçalım gidelim derler. Bazıları daha da argolu konuşurlar. Bu ülkenin hali nedir bu şekilde diye. Ben o şekilde konuşmam. Yani yine haddim olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta yani bir ayağım yine yurt dışında. Ama 200 yıldır buradayım. Yani istesem yine bir sistemim olur. Ama sistemi yaparken de olumlu olmak lazım. O yüzden o şekilde konuşmam ben. Yani ne yerlisi ne turisti gibiyim. İkisinin arasında gibi bir şey. Yani saygılı bir şekilde ne yapılabilir onu belirtirim. Aynı deniz, aynı güneş, aynı bulut. Her şey aynı.